Beşinci dersimizdeyiz. Burada aktarım, göçürme, yani burada normalinde şurada bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz çargah dörtlüsü, beşlisi, buselik dörtlüsü, beşlisi gibi bu dörtlüler ve beşlileri bunlar yerleridir. Yani yerinde Hicaz beşlisi, yerinde Hüseyni beşlisi gibi düşünmemiz lazım. Bunları şimdi başka perdelere göçüreceğiz. Onlarla ilgili örnekler vermiş. Şimdi burada KST neydi? Hemen buradan bakarsak Uşak dörtlüsü idi. Bu yerinde. Yani bu da yerinde olarak göstermiş. 8, K, 5, S, 9, T. Bunun rumuzuydu değil mi? Şimdi bunu alıyor. Neva perdesi üzerinde göçürüyor. Neva perdesine göçürdüğü zaman R ile Mi arası normalinde 9, idi. Kaç olması lazım? 8. Dolayısıyla mi 1, bemol alıyor. Mi fa arası 1, bemol alınca 4'tü. Aralık genişledi 5'e çıktı. S olacak. Zaten S olması isteniyor. Sıkıntı yok. Fa sol arası ise tam ses 9, 9 olması isteniyor. Dolayısıyla arıza almıyor. Sadece R üzerine, neva perdesi üzerine göçürdüğümüz zaman mi 1, bemol alıyor. Bu şekilde yine Hicaz yerinde Hicaz dörtlüsü S, A, S. Bunu almış yegah perdesine göçürmüş. Yegah perdesinde R, Mi arası normalinde 9, biz kaç koma olması lazım? 5 koma olması isteniyor. O zaman 9'lu 5'e düşürebilmemiz için 4 koma bemol koymamız lazım. İşte bakiye bemolü koyduk. Daha sonra Mi, Fa arası 4 koma idi. 4 koma daha genişlerse, çünkü burada Mi R'ye yanaştı. Mi Fa arası açılmış oldu. 4 koma daha genişledi. 8 oldu. Kaç olması lazım? 12. O zaman Fa'yı da ne yapıyoruz? Sol'e yanaştırmak için diyez koyacağız. Peki kaç koma koymamız lazımdı? Burada 8'di. 4 komaya daha ihtiyacımız var. 4 koma diyez koyuyoruz. Peki burası kaç oldu? Fa sol arası 9 komaydı. 4 koma da yanasının önünde 5 komaya düştü aradaki arz. Kaç olması lazımdı? 5 koma. Zaten o zaman bir sıkıntı kalmıyor. Bu şekilde yine Hicaz dörtlüsünü almış. Bu sefer de Hüseyni Aşıran perdesi üzerinde göçürmüş. Hüseyni Aşıran üzerinde düşündüğümüz zaman tabii ki bunlar bir çalışma gibi yapmış ama ilerleyen zamanda göreceksiniz ki hepsi ayrı ayrı yerlerde kullanılacak. İşte Neva üzerinde Uşak yaptığın zaman bir makamda kullanılacak. Yine bu Yegah üzerinde Hicaz yaptığımız zaman yine başka bir makam. Burada Hüseyin Aşıran'da bir Hicaz olacak. Yani burada yine rast yapmış. Mesela dikkat ederseniz çargah üzerinde bir rast yapmış. Hepsi ilerleyen zamanda bir makam olarak kullanılacak. Yani buradaki mantığımız mutlaka mi, fa ve si, do perdelerinin yarım ses 4 koma olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Diğerleri de 9 koma. Şimdi başka şöyle bir karışık. Evet, şu var mesela. Dikkat ederseniz. K, S, T, T. K, S, T neydi? Uşak dörtlüsüydü. Bir tane daha ses, bir ses daha eklediğimiz zaman ne oluyordu? Uşak beşlisi mi? Hayır. Hüseyinli beşlisi oluyordu değil mi? Hüseyinli'nin dörtlüsü yok. Uşağın da beşlisi yoktu. K, S, T, T. Şimdi gelmiş bunu sol üzerine, rast perdesi üzerine göçürmüş. Sol ile la arası 9 komaydı. Kaç koma olması isteniyor? Uşak olması için 8 koma. O zaman la'ya 1 koma bemol koyuyoruz. La si arası kaç komaydı? 9 koma. 1 koma geri geldi, 10 komaya çıktı. Kaç koma olması lazım? 5 koma. O zaman si'yi 5 koma geri çekiyoruz. 5 koma bemolle alt tarafa 5 koma almış oluyor arası. Si do arası 4 koma idi. 5 koma geri gelirse kaç olur? 9 koma olur. Kaç olması isteniyor? 9 koma. Zaten 9 koma. Sıkıntı yok. Do re arası 9 koma. Zaten 9 koma olması isteniyor. Onun için sıkıntı yok. Sadece demek ki rast perdesi üzerine Uşak makamının Hüseyin'in beşlisini göçürdüğümüz zaman la 1 koma bemol alıyor. Si de 5 koma bemol alıyor. Bunu da bu şekilde anlatmış. Yine devam etmiş.
Şöyle karışıklardan yapalım ki daha iyi anlaşılsın. Evet. Hicaz beşlisini, yerinde Hicaz beşlisini dikkat ederseniz Si Buselik perdesi üzerine göçürecek. Şimdi Si Do arası 4 koma idi. 5 koma olması için 1 koma diyez koyuyoruz. Do Re arası 9 koma idi. Do Re'ye 1 koma yanaşırsa aralık 8'e düştü. Bizim 12 olması için o zaman Re'ye 4 koma diyez veriyoruz. Re Mi arası 9 koma idi. 4 koma buraya yanaşınca aralık 5'e düştü. Kaç olması isteniyor? 5 koma. O zaman Mi arıza almıyor. Mi Fa arası kaç komaydı? 4 komaydı. Kaç koma olması isteniyor? 9 koma olması isteniyor. O zaman Fa'ya 5 koma diyez veriyoruz ve bu şekilde bir arıza almış oluyor. Demek ki ilerleyen zamanda göçürülmüş makamları da anlatacağımız zaman bunları tekrar görmüş olacağız. Ve makamlarda seyir, yine önceden anlatmıştık işte giriş, gelişme, sonuçla ilgili. Burada 3 tane tanım geliyor. Bunları bolca kullanacağız. Çıkıcı seyir, inici seyir, inici ve çıkıcı seyir. Bunlar ne demek? Çıkıcı seyir bir makamın dizisini düşündüğümüz zaman dizinin karar sesi civarından eğer makamın karar sesi civarından eserler başlıyor ise bu çıkıcı seyir. Dörtlü ile beşlinin birleşmiş olduğu yerden eğer başlarsa inici çıkıcı seyir ama tiz durağı divarından başlarsa da inici seyir olarak düşünelim bunların. Şimdi ona örnek verirsek mesela şimdi öyle bir ilahiler var, öyle bir eserler var ki mesela ikilemde kalmış bunu bazıları işte Uşşak ilahi bazıları Neva ilahi demiş. Mesela hepimizin bildiği bir eser vardır mutlaka. Dolapın için inilersin. Dikkat ederseniz güçlü perdesi civarından ilahiye giriyor. Re re diye giriyor yani. Dolapın için inilersin. Ve karar sesine doğru iniyor. Şimdi bundan dolayı bazı kişiler bakmışlar ki evet, her ne kadar neva perdesi civarından girmiş olsa da esere neva makamının tam karakteristiğini yansıtmadığı için çünkü nevada ilerleyen zamanda göreceğiz bazı şeyler yapması gerekiyor. Ama onları yapmadığından dolayı uşak ilahi diyenler de olmuş. Ama nevadan girdiğinden dolayı ona yine neva ilahi diyenler de olmuş. Şimdi ondan sonra demek ki şunu söylemekte fayda var. Bir diziyi düşündüğümüz zaman demek ki bir çıkıcı şekilde kullandığımız zaman başka bir makam da olabiliyor. İnici çıkıcı kullandığımız zaman başka bir makam da oluyor. Buna bir tane daha örnek verdiğimiz zaman mesela Hicazkar makamını göreceğiz ilerleyen zamanda. Hicazkar makamının seyri inicidir. Fakat bunu inici çıkıcı kullandığımız zaman bir bakacaksınız ki Suizinak makamı Zirgül ile Suzinek makamı çıkacak ortaya. Bunları da bolca dediğim gibi kullanacağız ve demek ki makamı anlatacağımız zaman makamın seyri çıkıcıdır, inicidir, inici çıkıcıdır diye mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Ve burada makamları genel olarak 3'e ayırıyoruz. 1- Basit makamlar, 2- Göçürülmüş makamlar, 3- Bileşik makamlar. Buna mürekkep makamlar da diyoruz, göçürülmüş makamlara şet makamlar da diyoruz. Basit makam ne demek? Bir dörtlü ve bir beşliden oluşan makama basit makam. Basit makamlardan bazılarını başka perdelere göçürerek elde ettiğimiz makamlara şet makamlar. Bileşik makamlar ise birden fazla, ikiden, yani iki üç tane hatta böyle çeşitli makamların birleşmesiyle oluşan makamlara da bileşik mürekkep makamlar diyoruz. Ve artık bu dersimizden sonra da basit makamlardan çargah makamına başlayarak devam edeceğiz inşallah.